30 milyon euro mu çıkar? Daha az bir rakam mı olur? Fenerbahçe ne hedefliyor? Onu bilmiyorum tabii. Peki Galatasaray'da bu arada Sayın Başkan'a bir kez daha geçmiş olsun evet. dileklerimizi iletelim Sayın Mustafa Cengiz'e. Fatih Hoca'nın yardımcıları meselesi çok konuşuluyor, tartışılıyor. Bir taraftan Hasan Hoca ayrıldı. Diğer taraftan Ümit Dabalı Hoca'nın önümüzdeki sezon görev almayacağı söyleniyor. Hakeza Hande Hanım'da uzun bir süre sonra demek ki evet. bir ayrılık yaşanması Hı -hı. gerekiyormuş. Ve Yohan Elmander'le Albert Riera'nın isimleri konuşuluyor. Nasıl hı hı. değerlendiriyorsun? Çok, e, çok normaldir bunlar. Hani bazı teknik adamlar vardır. E, bir yardımcısıyla iki yardımcısıyla sürekli devam eder. E, ama onun dışında e, değişir. Yani mesela Jürgen Klopp da Liverpool'a giderken e, işte Mainz'dan Bundan beraber çalıştığı 12 kişilik kadrosuyla gitmedi. 2 kişi gitti. 3 kişiydi sonra 2 kişi düştü. Veyahut da Brandon Rodgers Leicester'a geldiği zaman Leicester'ın zaten çok ezelden beri bir teknik adam yani alt staffı vardı. Onlar Brandon, Rogers galiba o da iki yardımcısını getirdi. Yani her yere böyle ben ekibimle gelirim, ben böyle giderim, 20 kişi gelirim, 10 kişi yollarım diye bir durum yok. Bir değişim zamanı hissedilmiş Galatasaray'da da ve o değişim yapılmış. Yani bunu Dedikodu ıı, malzemesi yapacak bir durum ortada yok. Yani memnuniyetsizlik olabilir. Veyahut da e, belki de Fatih Terim şunu görmüştür. Yani tamam buraya kadar eyvallah ama ben bundan sonra daha farklı bir profille devam etmek istiyorum demiş olabilir. Hepsi gelişimin, değişimin bir parçası. Ne olacak ki? Hem Elmander hem de Albert Riera karakterleri itibariyle Galatasaray'da oynadıkları dönemlerde çok takdir toplamış. Albert Riera çok büyük profesyoneldir. Evet. Ee, yani onu e, söylemek e, gerekiyor ne derseniz yapar sağ içinde. İşte hatta Fatih Terim'in ayrıldığı sonrası Galatasaray'ın ilk maçı Mancini'nin de ilk maçıydı hatta. Juventus maçıydı biliyorsun. Depla, İtalya'da deplasmanda oynamıştı Galatasaray. Ve Albert Riera sağ ön oyuncusu olarak başlamıştı. Hani sol açık olarak geldiği Galatasaray'da evet. sol bek olarak devam ederken. Sonra anladık ki Çiğeli'nin o müthiş sola doğru kayıp toplu çıkışlarını engellemek içinmiş. Ve adam maç boyu onu yaptı mesela. Profesyonellik anlamında vurmak gerekiyorsa. Bütün diplomalarını da tamamladı bildiğim kadarıyla Albert yere Aynı zamanda birçok takımın kamplarını ziyaret etti. Orada belirli haftalar, günler geçirdi. Çeşitli teknik direktörün yanında antrenman teknikleri, antrenmanları izleme ki orada şöyle de yapılır. Türkiye'de de yapılır bu. Gidersin mesela antrenman izlemek istiyorum, izin verirsin tamam der. Ve bir yerden sonra teknik direktör bir iki günlüğüne takımı sana verir. Sen benim antrenman programı inceledin yaptın, bakalım takımı sen hazırla da der. Bu tip etkileşimler de olur Göreceğiz nasıl olacak Galatasaray'da. En bayacak de hem Watford'un hem de Nottingham Forest'ın e, ilgisinin olduğu söyleniyor. Hmm. E, benim izle, izlemeyeyim bilmiyorum katılıyor musun? Yani adadan gelecek ya da herhangi bir takımdan gelecek e, 4 milyon euronun üzerinde bir teklifi Galatasaray kabul edecek gibi duruyor. Nasıl evet öyle. Hatta e, esasında bir pazarlama e, mantığı da yapılabilir. E, bir sezonda iki şampiyonluk görmüş bir oyuncu alıyorsunuz diyeceksiniz yani. Tabii. Galatasaray ve Brüj. Evet. Yani Oynadığı iki takım da öyle. Kadro dışı kaldı oynadı oynamadı hikayesi ama iki şampiyonluk gördü. E, Brüj'de yani o Paris Saint Germain maçındaki e, anlatılan şehir efsanesi değilse hani o biraz sıkıntılı bir durum. Yani penaltı alıp attırmaması, kendisinin atması ve kaçırması onu e, bir kenara koyalım. Öyle ve hatta böyle sonradan girmiş olduğum maçlarda hiç 90 dakika başlamadı Brüj'de. Kaç? 5 gol, 2 asist mi ne yaptı? Öyle acayip bir sisi de vardı Mbaye Caklen'in. E, ceza sahası içinde toplu buluştuğu zaman bambaşka bir e, gol e, makinesine dönüşebiliyor e, en O tarz teklifler yani 4 milyon dediğin gibi hangi teklif verirse Galatasaray kabul eder bence zaten yani en bayacak Evet ilişkiler o durumda evet. gibi e, duruyor en bayacak ile. Peki Almanya ligini değerlendireceğiz ama öncesinde futbolun enlerinde birinci soru çok güzel bir soru hazırladık. Bakalım Ilgaz Çınar. Zor bir soru onu da söyleyeyim. Ama ne diyeceksin? E, kariyerinde hangi oyuncunun daha fazla golü var? Veeru mi, Klasjan Hunteler mi? Kariyerindeki resmi gol sayısı. İkisi de 300'ün üzerinde tabii. Yani rakamlar dehşetengiz ama ben Klasjan Hunteler diyorum ya. Hunteler he? mi diyorsun? Veeru'nun evet. karşına alacağını hiç düşünmemiştim. Yani yok alıp mesele değil. çünkü Veeru'nun kaç gol attığını şimdi hatırlamıyorum tabii ki sadece belirli bir noktada konuşacağım son olarak. Ne Gerry işte. Neville'le olan bir sohbeti vardı 35-40 dakikalık. Wayne Rooney kariyerini anlattım? Wayne Rooney, Santrofordan nasıl işte önce merkezi orta saha gibi oynadığına, sonra sağ kanat ve da sol kanatta gezgin bir oyuncu olduğunu anlatıyordu. Hakeza onu bir 8 numara olarak da kullandılar dönem dönem. Ben o yüzden Klasyan Hunter diyorum yani. <laughs> Klasyan Hunter diyorsun. Peki rakamlar çok yakın. O zaman ben sana söylemediğin şıkkın rakamını söyleyeyim. Tabii izleyicilerimiz de son serpilmiş. 343 de. falandır klasyan hünteler muhtemelen yani. O civardadır diyorsun aslında yakın rakamlar tabi ama. Sen Hı -hı. hünteler dedin. Evet ben dedim. Wayne Rooney 348. Ben hala klasiyan diyorum. Hala mı Hala E gelsin, gelsin o zaman gelsin da Gelsin bakalım yani. 350 <laughs> klasyan hünteler 348. Wayne Rooney kariyerinde daha fazla gol atan isim. Şöyle ilk başta çıktıklarında belki mantık biraz Wayne Rooney'e sizi götürüyor ama senin dediğin nokta çok önemli. Evet. Hep pivot center for, hedef center for olarak oynayan bir hunteler var. Tabi son yıllar Ajax'ta yedek kulübesine geçse de. Wayne atmış olduğu gol de az buz gol değil yani. 348. Tam var. Şimdi derbi de Philip Koku'nun takımında yanlış hatırlamıyorsam hatta Wayne Rooney. Hala aktif yani. Tabii tabii tabii. Yani tabii devam ediyor. Yani, ha? E, MLS'de muazzam işler yapmıştı. Aa, tabii o bir gelip top çalması falan sonra altı şey. Pierre Orta falan, topu çalıp ileriye maçında yaptıklarını Veymun yapmıştı. Daha da değişik bir şekilde tabii yani. Evet. tabi e, tabii futbol tarihinde iz bırakan iki oyuncu. Ben kimimde de bugün enteresan bir oyuncu var. Önemli bir oyuncu var. Evet. çok... E, bakalım kopyalardan sonra belki kopyaları geliştirirken söyleyeceğim. Dünya şampiyonu Fransa'nın unutulmaz isimlerinden biriydim. Ivan Zamorano ve Fenomen Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Pascal Numa ve Paulo Genné Paris sokaklarında birlikte gezerdik. Seriada top koştururken UEFA kupasını kazandım. <laughs> parmayla, parmayla mı kazandı UEFA kupasını? Hayır. Parmayla değil mi? Hı. Parmaya nereden gittin? Seriada top koştururken diyor ya. Parmanın öyle bir UEFA şampiyonluğu var o yüzden. Ama yani. Zamorano ve fenomen Ronaldo Real Madrid. Dedim, Real Madrid. Dedi. Ha şey inter de olabilir tabii. Ha. O inter de olabilir, <laughs> İspanya da olabilir. <evet. gülüyor> Doğru. Seni parmaya götürecek bir kopya yoktu. Yok yok hani. Bir, uygulamak e, istedim yoksa başka eyvallah, bir amacım tamam. yoktu. Bir dakika şimdi. Dünya şampiyonu Fransa'dan belki yola çıkabiliriz. Abi çıkalım abi şimdi. Turam, Karambö, Karambö İtalya yaptı mı? Yok Yunanistan falan yaptı o ya. Ha. Karambö. Abi Karambö. Özeli vardı, Blan vardı. Laurent Blan değil, o Manchester United değil. Marcel Dözeli, Milan. Ee, Kalede zaten Fabian Barthez. O da şeyle beraber, Blan'la beraber United yaptı zaten. Batırent diyorlardı ona. Yağlı el, sürekli topları evet. kaçırdığı <laughs> şey. Pötty. Emmanuel Pötty. O Arsenal, geç. Ee, Karambö değil mi abi? Ben şimdi bak... Bu... Vieira vardı. O da <laughs> İtalya yaptı ama Oynadım bu isimlerle bilmiyorum. Geri dörtlü ya da kaleciden bulamadık. David Trezeguet mi abi? Değil, Trezeguet e değil. Bir dakika, Karambö vardı, Pötü vardı. Trezeguet e fenomen Ronaldo'nun yolları kesişti mi? Hayır. Yok, kesişmedi. Abi, bir dakika, nerede kesişler? Ah, çıkartamıyorum ki. Kadroyu sayıyoruz, oradan birisini eksik sayıyoruz demek ki. Karambö değil, değil mi abi? Değil. Tamam ha. Orayı da geçtik. Karambö değil. Karambö değil. Bogosyan'da dil yok. Orada... Pascal Numa ve Pavlogene de Paris sokaklarında gezerken demek ki aynı takımda oynuyorlarmış. Abi, tamam ama Pascal Numa şimdi Fernandes'in PSG'sindeydi. Hatta hiç oynamadan UEFA Kupası kaldırmıştı. Bayağı seviniyordu şeyde, e, standta. 96, yok 97 daha sonraki finallerden birisinde. O kadronun oyuncuları Paris Saint Germain değil mi o zaman Pascal Numa? Poli Eugen, evet. Allah Allah abi. Bir dakika şimdi. Asıllı Fransız. Zidane olmadığına göre. Yine o kadronun unutulmaz isimlerinden biriydi. Jorkaev mi? Jorkaev. Tamam. Evet. Y Yuri Jorkaev. Yuri Jorkaev. Tamam abi. <laughs> merkezin değil mi? Çok, çok, çok iyi oyuncuydu Yuri Jorkaev. Çok iyi oyuncuydu. Tamam. Ha. Ermeni asıllı Fransız oyuncu. Bu Türkiye'ye gelmeyi reddetmişti. Bir, bir, ortalık biraz karıştı etti falan. İstanbul doğumlu diyebiliyorum ben. 3 evet, evet, yaşına kadar evet. İstanbul'da yaşadı evet. çünkü. Yani. Bir gel olmuştu ama o kadronun da önemli isimlerinden biriydi. E, Jorkaev'i şu yüzden sorduk. O Fransa 98'i kaldıran kadroyu hadi say dediğinizde o ilk 7'de 8'de olmayan isimlerden biri. <laughs> Zor geliyor hatta hakikaten. Yani. George evet. Halbuki e, çok dikkat çekici <laughs> bir isim var. Jorkaev'in. Kesinlikle. Evet. Ermeni asıllı Fransız oyuncusu e, Fransa milli takımının Paris Saint Germain'de Pascal Nouma ve Paulo Guernon oynadılar. Inter'de Zamorano ve Ronaldo ile birlikte forma şansı buldu ve orada UEFA kupasını kazandı. Zamorano, Ronaldo deyince akıl tabi şeye de gidiyor. İspanya'ya da gidiyor. O yüzden karıştırıyoruz her şeyi. Evet. <laughs> Ivan Zamorano reisi. Büyük golcüydü. Değeri bilinmeyen adamlardan birisiydi evet. yani. Hiç öyle hani tamam takımımızın birinci foru Tüm yükü Zamorano'ya emanet ediyoruz gibi bir düşünce. Hani birkaç yıla yayılmış böyle bir düşünce hiç olmadı. Ama baba çift santroforların e, döneminin şahidir yani. Tabii. Onu alacaksın böyle çift santrofor oynatacaksın böyle. Takır tukur valla ezer geçerdi Zamorano Tabi Tabii tabii çok güçlü <gülüyor> oyuncuydu. <gülüyor> Harika oyuncuydu. Bugün Jorka Efe sorduk orada Zamorano'yu da andık ama evet. bugün galiba Zamorano'yu da sormuştuk. Serdar Sarı daha bilmişti. Zamorano'yu mu? Şu taraftayken evet. Aha. evet.